Şimdi Gülben Ergen'in boşanma biliyorsunuz arifesinde paylaştığı bir mesaj gelecek. Acaba kimi ya da kimleri kastediyor o mesajında? Hele bir bakalım. Ebu Davud'un sözlerini paylaşmış. Bir tam ekran verebilir miyiz? İftira mesajı manşetiyle arkadaşlarımız veriyor. Kim başkası hakkında iftira ederse, iftiraya uğrayan kişi onu affedinceye kadar Allah cehennemde yakar diyor Doğru, evet. Ebu Davud. Ve Gülben Ergen de bu sözü Instagram sayfasında paylaşıyor. Evet, çok doğru bir söz. Kimi ya da kimleri kastediyor olabilir? Kim Demek iftira atıyor acaba? bir iftira uğradığı bir konu vardır. Konu şu, belli zaten. Ha, ihanet Bir olayı mı? ihanet iddiası var Ha. biliyorsun. Biz de burada konuştuk Evet ama evet biz de biz konuştuk. iddia bazında konuştuk. Çok kesin konuşanlar da Yok. var biliyorsun. Kesin konuşanlar da var, kesin isim verenler var. İsim verenler de var. Piyasada isim dönüyor. Tabii öyle durumlar var. Ama onun dediği gibi bu iş yoksa bu bir iftiradır. Ama iddiaları yalanlamak da onun elindedir. Yalanladı. Yalanladıktan sonra da konuşan iftira atmaya devam ediyor demektir. Fakat çıkarsa o zaman bu iftira attılar diye onlara iftira atmış olacak. Bir de bu işin böyle bir cehennem boyutu var. Siz bana iftira atıyorsunuz diye başkalarına iftira atmak da bence suç. O iddialar diyorsun Tabii çıkarsa. Tabii. gerçekliği Bu ortaya işin bir de çıkar. böyle bir boyutu var yani. Sadece ben şimdi Nihat'a diye, ben Nihat'a dedim iftira attım. Ben evet suçluyum. Ama ben Nihat'la ilgili doğru bildiğim bir şeyi söyledim. Nihat'ın işine gelmedi. Bana dedi ki sen bana iftira atıyorsun. O zaman Nihat bana iftira atmış oldu işte. Peki Gülben Bir de Ergen'le ilgili... Mevlana'nın güzel bir sözü var. Camdan evlerde oturanlar başkasının evine taş atmasın diye. Evet, o çok Ben bunu aslında... Gülben için söylemiyorum da ama yani önce bir baksınlar kendi hayatlarında insanlar ne yanlışlar var, ne doğrular var. Ona göre Bakalım yani meseleyi süreç idrak çok sıkıntılı bir etsinler. süreç. Evet, Erhan Çelik'le 2 Aralık'ta boşanma davaları var ve tek celsede boşanmaları bekleniyor. Davayı Evet. açan spiker eşi, haber Evet. spikeri eşi Erhan Çelik'ti. O haber gündeme düşer düşmez acaba Gülben Ergen başka biriyle mi iddiaları, dedikoduları ortaya atıldı? Özellikle de son birkaç aydır Vezir Parmağı adlı filmde başrolü paylaştığı Masum Kırmızıgül'le anıldığı Gülben Ergen. Çünkü Masum Kırmızıgül'le geçmişte de bir ilişki yaşadığı söylentisi mevcut. Altın Kelebek Gecesi'ne de kol kola gitmeleri o Kimle? Masum'la mı? dedikoduları Yok elbette canım, Masum'la. alevlendirdi. O iddia Masum'la yok, Masum'la mevcut. hiç. Hiç masumdan Bak, defasızlıklarını Masum'la düşünmüyorum. alakası yoktur da şöyle olabilir. Mesela Masum'la çok böyle hani çalıştığı için çok sık bir arada olabilir. Ben kesin öyle bir şeydir de demiyorum ha, yanlış anlamasın. Yani kimsenin kul hakkına da girmem. Belki Masum'un arkadaşlarından bir tanesiyle çay Tanışmışsa içer diyorsun. tanışmış olabilir yani. O başka Bilmiyoruz bir şey. kısmet ama o Evliyken de öyle bir şey herhalde yok yapmamıştır diyor. diye düşünüyoruz ya. Yok diyor. O yok diyorsa bize de yoktur demek kalıyor. O yüzden Gerçekler zaten ortaya tabii çıkacaktır. aynen öyle ama şu söylediği söz doğru. İftira atarsan hani onu iftira attığın kişi affedene kadar Allah seni cehennemde Bak, yakıyormuş.